devam edelim arkadaşlar. İlk etkinliğimize ne diyor, ne diyor bize? Aşağıdaki canlıların eşeyli mi yoksa eşeysiz mi ürediklerini altlarındaki noktalara yazarak belirtiniz diyor. Şimdi ineği düşünün arkadaşlar. İnek nasıl ürüyordu? Eşeyli değil mi? Eşeyli ürüyordu. Altlarına yazalım. Sizler de defterlerinizde boşlukları doldurun aynı şekilde. İkinci olarak patatese geldiğimizde patates nasıl ürüyordu? Eşeysiz ürüyordu arkadaşlar. Fasulyeye geldiğimizde fasulye nasıldı? Bitkiler nasıl ürüyordu? Tozlaşmayla ürüyordu. Yani eşeyli ürüyordu. Bakteriye geldiğimizde bakteriler tek hücreli canlılardı. Tek hücreli canlıların çoğu nasıl ürüyordu? Eşeysiz ürüyordu. Tavuğa geldiğimizde tavuk neydi? Eşeyli üreyen bir canlıydı. Kavak arkadaşlar, kavak da bir bitki türüydü ve eşeysiz ürerdi. Bira mayasına geldiğimizde, bira mayası da aynı şekilde bakteriler gibi eşeysiz üreyen canlılardır. Balığa geldiğimizde, balıklar arkadaşlar eşeyli ürerler. Kaplumbağa eşeyli üreyen bir canlıdır. Deniz yıldızı eşeysiz ürer. Nasıl ürüyordu? Bölünerek ürüyordu. Ayçiçeğine geldiğimizde ayçiçeği eşeyli ürüyordu arkadaşlar. Hidra nasıl ürüyordu? Hidra da bira mayası ve bakteri gibi eşeysiz üreyen canlı çeşididir. İkinci etkinliğimize devam edelim. Ne diyor bize? Aşağıda verilen canlılar hangi şekilde ürüyorsa yanlarına yazalım diyor şimdi. Gülü hatırlayalım, nasıl ürüyordu? Vejetatif üreme gerçekleştiriyordu değil mi? Vejetatif. Soğuk nasıl ürüyordu arkadaşlar? Eşeysiz üreyen bir canlıydı ve vejetatif ürüyordu. Sünger nasıldı? Yanından tomurcuk çıkartarak ürüyordu değil mi? Tomurcuklanarak. Aynı şekilde deniz anası da tomurcuklanarak ürüyordu. Çoğalıyordu. Sıra geldi amibe. Amip nasıl çoğalıyordu arkadaşlar? Bölünmeyle çoğalıyordu. Diğer etkinliğimize geçelim. Ne diyor bize? Verilen evreleri gerçekleşme sırasına göre yerleştiriniz diyor. Bu neydi? Kelebeğin yaşam alanları. İlk olarak ne oluyordu kelebek? Yumurta oluyordu. O zaman 1. Yumurtadan sonra hangi hale geliyordu? Larva oluşuyordu. 3. Sonrasında hangi evreye geçiyordu? Pupa oluşuyordu. 4. Son olarak da kelebek oluyordu. Diğer etkinliğimize baktığımızda burada da canlı sınıflarını ve bunların özelliklerinden bahsetmiş. Hangileri hangilerine ait onlara karar vereceğiz. Şimdi bakalım. Doğurarak üreyen canlılar. Kuşlar doğurarak mı ürüyordu? Kurbağalar, sürüngenler, balıklar ama memeliler doğurarak ürüyorlardı. Yumurtlayarak üreyenlere geldiğimizde yumurtlayarak üreyenler kimdi? İlk olarak kuşlar, kurbağalar, sürüngenler, balıklar, memeliler, tabii ki hayır. Geldiğimizde yavru bakımı görünenler, şimdi kuşlarda yavru bakım var mıydı? Evet. Kurbağalarda var mıydı? Hayır. Süngerlerde? Yoktu. Balıklarda? Yoktu. Memelilerde? Balıklarda. Yavru bakım olsaydı denizde nasıl bulacaklardı yavrularını? Geldik. Yavrularını sütle besleyenler. Yavruları kimden sütle besliyordu? Yalnızca memeliler sütle besliyordu. Son olarak, evet, başkalaşım geçirenler hangileriydi? Kurbağalar, başkalaşım geçiren canlılarımızdı. Evet arkadaşlar, şimdi de son etkinliğimizden bahsedeceğiz. Burada da bize belli başlı canlılar vermiş ve bunların özelliklerini karşılaştırmamızı istiyor. Bakalım şimdi, hangileri diyor eşeğini üreyen canlılardı? Şimdi arkadaşlar, süt, deniz yıldızı ve hidraya baktığınızda eşeğini ürüyor mu? Hayır. Hangileri ürüyor? Kaplumbağaya bakalım. Eşeyli ürer. Balık, eşeyli. Kaplan. O zaman bunları tek tek yazalım. 4'ü kabul ettik.
ettik 5'i, 6 ile kabul ettik. Güvercin eşeğini, sonrasında kurma eşeği ürer. Sonrasında ne var? Timsah eşeği ürer. Yılan eşeği ürer. Kelebek eşeği ürer. Ve yunus son olarak eşeği üreyen canlılarımız. Hangileri eşeği türeyen canlılarımız o zaman? Eşeğimiz 4'ten 12'ye kadar olan canlıların hepsinde dedik eşeği ürer. E o zaman 1, 2 ve 3 yani Söğüt, Deniz Yıldızı ve Hidra eşeği süzüreyen canlılarımızdır. Hangileri diyor başkalaşım geçirir? Kimler başkalaşım geçiriyordu? Bir kere kelebek geçiriyordu. Sonrasında kurban geçiriyordu. Bunlar da o zaman 8 ve 11'de başkalaşım geçiren canlılarımız oluyor. Hangileri diyor doğurarak ürer? Bakalım hangileri doğuruyormuş? Bir kere kaplan doğurarak ürer. Sonrasında ne var? Yunus. Başka var mı da doğurarak üreyen canlımız? Yok arkadaşlar. Sıra geldi. Hangileri diyor yumurtlayarak çoğalır? Hangileriydi? Şimdi bir kere Söğüt, Deniz Yıldızı ve Hidra eşeğsiz üreyen canlılardı. Bunlar yumurtlamaz. Hangisi? Kaplumbağa yumurtlayarak ürer. Balık yumurtlayarak ürer. Sonrasında kaplan üremez. Güvercine geldiğimizde güvercin bir kuş türüdür. Yumurtlayarak ürer. Kurma yumurtlayarak ürer. Sonrasında timsah ne demiştik biz? Yumurtlayarak ürer. Yılan yumurtlayarak ürer. Ve son olarak da kelebek yumurtlayarak ürer arkadaşlar. Evet, etkinliğimizin sonuna geldik. 6. ünitemiz olan canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin akıllı defterdeki bütün sorularını çözebilir ve çanta yayınlarındaki bütün testlerinizi çözebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.